Herkese selamlar. Yepyeni bir vlog videosuyla sizlerle birlikteyim. Efendim nasılsınız? Bugün Arefe günü, güzel bir gün ve birkaç işler yapıyordum. Dedim bunları da sizlerle birlikte yapayım. Şöyle hemen göstereyim size. Evet bakın fazla bir yerim olmadığı için şu şekilde tellerle raflar. Raf mı denir buna? Sündürme yapmaya çalıştım. Çok güzel bir şekilde duruyorlar. Bakın yukarıya kadar bunu da sürdürdüm. Aynı şekilde buraya da yaptım. Göreceğiniz gibi yani güzel gözüküyor ve bana yer olarak şöyle yan taraftan göstereyim. Dekoratif olarak güzel duruyorlar. Şimdi biraz daha değiştirerek güzel bir şeyler çıkartmaya çalışacağım. Hem birkaç işlerim de var. Hem biberlerimizi de sulayacağız. Onları da yaptıktan sonra güzel güzel bu standlardan mı diyeyim artık, sündürmelerden mi diyeyim, onlardan yapmaya başlayacağız. Şimdi gelin şu küçük işlerimizi bir halledelim. Ve arkadaşlar videoya da geçmeden önce benden kaktüs ve sukulent almak isterseniz Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Çok uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz kaktüs ve sukulentlere ve bana da bu şekilde destek olabilirsiniz. Şimdi gelin videomuza geçelim. Evet işlerimi bu noktada bitirdim. Şimdi neler yaptığımı sizlere birazdan anlatacağım. Bir dakika. Yapacağım sistem için şöyle teller kestim. Bunları güzel bir sistem yapacağız. Şimdi eğer hazırsanız yani boyut olarak vesaire vereceğim bir şey yok. Ben sadece şu 5.5 santimlik saksılara göre ayarlayacağım arkadaşlar. Gerçekten çok hoş duruyor. Bilmiyorum şöyle de gözüküyor mu bilmiyorum ama. Hem yer açılıyor benim için. Hani benim yer sıkıntım var. Hem buralardan yanlardan da böyle sarkıtma olarak tam bakın. Şurada da görebilirsiniz. Bu şekilde sarkıtma sistemlerle birlikte çok hoş bir görüntü oluyor. Şimdi yakın çekimi alalım. Bunları nasıl yapmışız ve biraz daha ben görünüş olarak bir şeyler katacağım. Haydi yakın çekimi alalım ve yapmaya başlayalım. Evet bakın telim burada göreceğiniz gibi ve şu şekilde 5.5 santimlik. Bunu siz saksınızı tabii ki de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakın şu seviyeden tutup böyle bir yuvarlak çıkartıyorum. Yani benim buradaki bu saksıyı kullanmamın amacı bir şey yapmak. Örnek almaktı. Bakın böyle bir yuvarlak çıktı. Ve bu yuvarlığı da tam şurada hafiften bir çıkıntısı var. Umarım gözüküyordur. Bunu da şuradan bir alet ile tutup döndürüyoruz. İşlem çok kolay. Bence görünüş olarak da çok iyi bir şekilde duruyor. Mesela kablo olarak da şekil verebilirsiniz. Gayet hoş bir şekilde duruyor. Bakın şu şekilde ilk katmanını oluşturdum. Göreceğiniz gibi. Yani amaç aslında burada şöyle biraz da açmak gerekirse. Bakın şu şekilde bunun içeriye girmesini amaçlamak. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi ise arkadaşlar ikinci katmanı yapacağız. Bunu da bir hiza belirlememiz gerekiyor kendimize. Şöyle birini koyduktan sonra nereden alsak? Mesela buradan aşağıya doğru dökülüyor desek. Tam şu noktadan alabiliriz. Şu şekilde. Bunu da yuvarlağını çeviriyoruz. Zaten bunu kendi el hizamızla tekrardan bir ayar, bir hiza vereceğiz. Bakın bunu da böyle oluşturdum. Tabii bu birazcık büyük gibi oldu. Şu şekilde nokta ayarını veriyorum. Hani böyle çok hani düz bir şey yapmamış olabilirim ama ben bunları iplerle güzel bir şekilde görünüm vereceğim. Bu en dışta kalan tarafı da yani şu kısmı da bizim bağlantı noktamız olacak. Bunu da bir işten geçiriyoruz ki sağlam bir görünüm elde etsin. Şimdi güzel bir düzenleyelim bunu. Yani bu nokta çok büyük oldu. Birazcık daha şu şekilde düzenledim. Evet gayet güzel oldu. Birazcık daha
Şöyle alsam bir dakika. Çok karıştı birazcık. Düzenlemek istedim. Evet, güzel bir şekilde ilkini yaptık. Yani bakın, yapmak istediğim bir tane altına koyup bir tane de üstüne koyarak güzel bir alan açmaktı. Yani telin siyah olması benim için çok iyi. Yani havada asılı gibi gözüküyor zaten. Biraz önce de görmüşsünüzdür. Bakın bu şekilde çok güzel ayarda sistemimizi gerçekleştirdik. Şimdi bundan ben 3-4 tane daha hızlıca yapayım. Ondan sonra süslemelerine geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde bitirdim. Tabii sizler benden daha güzel yaparsınız. Benimkisi biraz karma karışık oldu ama yine amaç sarkma olduğu için yani pek fazla bir görünüşün önemi yok yani. Arka planda kalıyor görünüş. Şimdi bunlara güzel bir dekoratif bir fikir var aklımda. Onu da şuradaki iple sağlayacağım. Umarım güzel gözükür. Şimdi gelin bunları da yapmaya başlayalım. Evet, elimde silikon şu iplerden var, bir de yaptığımız var ve yanımda da bir adet çakmak var. Şimdi bunu eriteceğim. Bir tanesini sizlerle birlikte yapacağım, hani mantığı anlayalım. Ondan sonra diğerlerini ben hızlı şekilde yaparım. Şimdi bakın, şuradan şunu bu şekilde ısıtıyorum. Ve herhangi bir noktadan, mesela atıyorum şuradan bir tutturalım. Burada sıkı bir görüntü alabilmesi için tabii ki de önemli. Şimdi bunu güzel bir şekilde sarıyorum. Evet arkadaşlar, bir tane iple yaptım. Şunu söyleyeyim, eğer denemek isterseniz telleri bu şekilde yapmadan önce bu ipleri yapın arkadaşlar. Yoksa aşırı zor oluyor. Ben de söküp tekrardan böyle ipleri sardım. Ondan sonra tekrardan şekil verdim. Yani bu şekilde ilk önce ipleri sarıp sonra şekil verirseniz daha avantajlı olur. İşin aslı, ben pek görünüşü sevmedim ama size bırakıyorum. Hani çok da fena olduğunu düşünmüyorum. Astıktan sonra eminim güzel duracaktır. Yorumlar kısmından herkesten yorum bekliyorum. Eğer hoşunuza gittiyse hepsini bu şekilde yapacağım. Şimdi gelin bunları güzel bir şekilde bir asalım. Şu şekilde alta doğru büküyorum. Ve aşağı doğru çekiyorum. Bu şekilde bir sıkıntı olmuyor. Hafiften de şöyle açacağım. Gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi benim iki tane, şöyle bakalım. Evet. Zümrüt kolyesi. Pardon, yakut kolyelerim var. Bunları bir asalım bakalım. Nasıl olmuş? Ya ben böyle sarkan suklent çeşitlerini gerçekten de
Çok seviyorum, çok hoş duruyor. Aslında şöyle bir şey yapsak nasıl olur sizce? Bunu buraya. Hop. Şu şekilde. Şunu da sanki şuradan alsam, hangisini alayım? Şunu da alsam şuraya. Şöyle bir asalım. Bunları düzenleyeceğim. Şunu şuraya. Bunu da şuraya. Tamam. Şimdi şunu ben bir düzenleyeyim. Arkadaşlar çok da fena durmadı işin aslı. Yani o doku vesaire hoş gözüküyor. Sarkması vesaire de. Hoş. Benim içime sindi açıkçası ama ben sizin fikrinize de sormayı istiyorum. Bunu yorumlar kısmında tartışalım. Sizce nasıl olmuş? Diğerlerini de bu şekilde yapalım mı? Şimdi ben kalanları da böyle yan taraflarını ikişer adet yapacağım. Onların içerisine de su krem kaktüslerimizi dikeceğiz. Sonra yine videomuza devam ederiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bitirdim. 2, 4, 6, 8, 10 tane burada, 10 tane de yan tarafta olacak şekilde güzelce yaptım, tamamladım. 5 gayet hoş oldu. Dediğim gibi yorumlar kısmında tartışalım, sizce ipler de çevireyim mi, yani güzel duruyor mu? Yine bunu yorumlarda belirtirseniz benim için güzel olur arkadaşlar. Evet, bugünlük videomuz bu kadardı. Güzel ve kısa bir vlog oldu benim için. İşlerimi de hallettim. Bugün Arefe'niz mübarek olsun. Tabi bayram da isteyecekler için de bayramınız mübarek olsun diyorum şimdiden. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.